sende yeşermemiş. ve karşıda olan bir putu taşlamak. Bir marifet ise evet bir marifettir. Güzel, en güzel şekilde Rabbimiz bize öğrettiği sınırlar dahilinde. Karşıdaki puta taş atmak, parçalamak bir marifet ise sende kök salmış kendi putunu taşlamak, yıkmaya, kırmaya çalışmak bin marifettir. Put, öyle herkesin kendi putu tatlıdır, doğrudur, vazgeçilmezdir. Hayır, o asla bir put değildir ona göre. Karşıdaki puttur, onunki put değildir pıtları belirleyen bir sınır yok mu bizim kitabımız madem Hududullah madem bizim hakemimiz aramızda Elbette ki var. Allah'ı unutturan. Allah'ı unutturan. Misal futbol, misal boş sohbetler, oyunlar, gırgır, gır, şamata, terane aklınıza gelenleri böyle sıralayın. Allah'ı unutturan ve doğru değilken doğru zannedilen bütün bilgiler insanın gizli putlarıdır. Ve bu putlar doğru olmaya mesela bugün dünyanın ekseriyetinin Müslümanlar arasında bilmedikleri yönde koca kafalarını içerisinde koca bir urdan daha beter bir put var. Son nebi geldi gitti. Bu putu, bu gerçek iman samimiyetinizin ölçülmesi için Allah'ın izin vermesiyle insanların en vahittim diyenlerin dahi kalbinde yeşeren, aklını tıkayan bir put. Bu bilgiden bahsediyorum. Çünkü gerçek bilgi değil. Allah bunu nice sebeplerle gizledi. Şimdi artık açığa açı çıkarıyor. Her bu putu o kadar sizi esir almamışsa al, bakarsınız delilleri incelersiniz. Ki çoğu insan o kadar esir almış ki bunu işittiği anda dahi tırlatmasına tabir rica ise çıldırmasına yetiyor. Bırak öyle bir şey ihtimal vermeyi bunu söyleyene parçalamak istiyor. Tıpkı kendi putuna bugün örnek veriyorum. Her yere heykeli dikilen en büyük putlardan Artık insanların ilah açıkça kendi ilahımdır haşa diye neren mi dersin, önünde secdeye kapananları mı dersin, dayatmalarla sevdirilmeye çalışanları mı dersin, daha neler neler, onun ona o şey nasıl, hop o sevgisi, o hali nasıl putla hiçbir alakası yoksa, nasıl kendi lider kendini Müslümanlığa nispet ediyor, Allah'ın men ettiği yolları tutuyor. Allah'ın emrettiği yolları tutmuyor. Açık münafıklık yapıyor. Müslümanım diyor. Çünkü bu insanın gidip ha, ne yaptığını bilmez halde hulla lider perestlik yapanın yaptığı da bir put değil ona göre. Bir şirk değil. Bir hayır onunki özeldir. Onunki ayrıdır. Karşıdaki ama pistir. Karşıdaki puttur. Moniki değildir. İşte put bu kadar lanetli bir şey, o kadar pis şeytan zaten gelecek hadi sen bir put vereceğim, sen bunu tutacaksın, ateşe gideceksin, haydi koş benimle mi diyeceğini mi zannediyorsunuz? Ve bugün mesela her toplumun kendine özgü yani en aşırı derecede ineklere mi dersin, insanları, taşları, saçma sapan şeyleri put edinen edinene yarışırken insanoğlu aileler elbette ki çocukların beyni aklı saksı gibidir. Artık ortama, topluma göre bu çocuklar da yeşeriyor. Ama sonra doğru geldiğinde kendine ne yeşermiş olursa olsun onu kırma, Mücadelesi, azmi, imanı işte iman budur zaten. İman senin kendinde putları kırmaya yaramıyorsa sende iman iman yok. Sen de yani put kırma yoluna seni götürmüyorsa kendinden başlayarak Başlayıp Allah'ın yeryüzüne, dinine, yoluna, rahmetinin ins insanlar ulaşmasının önündeki engele, o cennet yolunu tıkayan koca kayalardan oluşan o putları Kırmak gibi bir kayan, bir derdin, bir amacın, bir hedefin, bir çalışma yoksa iman miman yok sende boş yere. Kendini avutma. Cehennem zaten kendini avutan, yalan kandıranların dolu olduğu bir yer. Bu haseple biz bizim daima kitabullah, yani bugün kitap hakemdir deyip kitapta yanlış mana kendi yine kendi putuna göre bir mana e, yükleyenlerin hali de çok acıklı. İşte burada bizi bu çıkmazın içerisinde kurtulacak, kurtaracak tek şey vardır Allah. Bize sarp yokuşu geçmekten söz ediyor ya, işte bu sarp yokuş budur. Kendi putunu e, tanıma ve onun mücadele azmini elde etme imanına kavuşma. Bu yani kolay bir şey değildir. Bugün futbol örnek veriyorum. Ben de yeşeren bir futbol normal masum bir şey zannediyordum. Allah bağışlayan halim olmasa halini düzeltip ihlas da onunla dönenlere karşı hangi insan yeryüzüne hangi Resul tek bir bir tane bile kurtuluş eren canlı olmayacağını söylüyor Allah zaten. Ve bunun gibi yeşerdi tamam fut, televizyon Saçma sapan sohbetlere dalma. Oyunlar, masa oyunları. Bayılırdım Allah. Hafız. Bir telefon, online oyunlar. Yani birini bıraksın bir yerde birinin bulaşıyor aylar, aylar, aylar süren bir şeyin içerisinde kendini buluyorsun. Allah'ı unutturan, zamanını çalan ee, yani bugün zeka geliştirmek, değerini arttırmak için bir takım taktiksel motivasyon açısından işte el sanatsal açıdan kendini geliştirmek maksadı taşıyan uğraşlar Allah'a hand ile Allah'ın üzerinde gözcü olduğunu taktis ile yapmak kaydıyla elbette ki bunlar ayrı değerlendirilir. Yani bunu oyun artık yani hiç bu fayda açısından, değer açısından, amaç açısından hiçbir şey olmayan sadece zamanını çalan Allah'a unutturan işte onlar put hem de en büyük putlardır. Bunları kırmak işte gerçek marifet budur. Bugün İslam alemi, İslam camiası bu e, halle nasıl mücadele edecek? Yani en müvahit gerçek anlamda Allah'a yönelmek isteyen insanlar dahi bu eşikte takılıyor. Allah bu kadar ağır bir imtihanı neden önümüze yani koydu maksat anlamak maksadıyla haşa Allah'a isyan etmek ya da haşa sorgulamak değil. Anlamak maksadıyla çok basit bugün Allah nasıl İslam kendine İslam'a nispet eden aslında münafık ve müşrik diyarları artık diyebileceğimiz her taraf yani gerçek anlamda münafık ve müşrik diyarına dönüşmüş bu e, diyarların bugün o kadar paramparça olması, o kadar zulmün, adaletsizliğin, pisliğin artması e, Allah nasıl o kadar zalimin gelip o kadar e, her türlü zulmü yapması, pisliği yapması, her türlü ahlaksızlığa kadar giden o iğrençlikleri insanlara yapması elbette ki onlar şey değil. Yani onlar onun bedelini elbette ödeyecekler. Onlar zaten artık bir kişi zulüm yükleniyorsa açık bir şekilde ve bundan rahatsız olmuyorsa, gücünmüyorsa, bunu kazançları ne diyorsa o zaten belasını bulmuş. Lanet yolundadır. Allah onu daha beter, daha beter, daha beter zararın arttırması için fırsat vermektedir. Zaten en büyük ayıptaydır. Ama diğer yandan o oh, Allah diğerlerine neden böyle bir şey müsaade verir? Çünkü dininizi, bo dininizi bozdunuz. Seriyatta ilk emir olan Şura 13 o aklımızın, hayatımızı merkezini almamız gereken ayrıca bu Risaletin de müjdesini içinde alenen yer alan ayet. Ayettir. Subhanallah. iki özlerinin doğrudan olduğu ve iki Resulün de inşallah şeriat üzere geleceğini haber veren ayettir. Orada çok önemli olan dinde sizin için şeriat, bizim de şeriatımız ayrılığa gitmemektir. Yani biz eee diye bir hastalık var. Bu hastalığa yakalanmamak için teklif bakın kelime o, o çağrışım aklınıza gelsin. Yeteri kadar teklif etmeden bak bir insan işitmiş alenen bunu artık şey yapıyor. Ee, geliyor örnek veriyorum inkar ediyor ve bu konuda senin mücadele ediyor. Elbette ki onu, e, onu uzaklaş, onun e, İslam'la bir alakası olmadığını söyle ve insanları uyar. <laughs> Ama senin maksadın insanı cehenneme atmaksa maksadı bu. senin maksadın yapabildiğin kadar insanı cennete e, yolunu eee Oh, girmeleri için mücadele etmekse işte müminin yapacağı budur. Birbirimizin cennetine sebep oldukça. Yani bunu bu maksatla mücadele ettikçe kim bunu yaparsa onun cennetteki payı yani derecesi kat kat artar. Kim de cehenneme sevk edecek sapkınlığa çağırırsa onda ondan payı artar. Ne kötü bir pay. Ne kötü bir değişim. Biz e, insanları ne kadar yani görüntümüzün önünde alenen yanlış bir yolda. E, bir kimileri var ki bu hastalık derecesi dediğimizde bir insanda ben bir tane yamuk bulayım da hemen onu e, dışlayayım hemen tekfir edeyim. Tipine bakıyor. Onunla bakıyor. Bununla bakıyor. Örnek veriyorum Allah'ımla e, bir kıl kapmak istesen. Kıl yok? Yani mecaz anlamda. Elbette şeytan zaten insanın hazır bir düşmanı aramıza fitne koymak için bekliyor. E, şeytanın başına tefrika sok sokmak. Kardeş Allah'ın dinde kardeş olun. Ay nice ayetlerini bize haşa haşa çiğnetmek. Aslında ki insan kendine çiğne kendini çiğnemiş oluyor. Ve bu böylece daha beter, daha beter düşmanlıklar, nifaklar, daha beter günahlara... En ağır akıl olmaz derecede insanlara sürüklemek. Biz ne yapacağız? Biz mümkün olduğu kadar, bak, bak belki gırtlak gırtlak dayanab dayana, dayanacak seviyeye geleceksin belki. Yani artık o derece tamamen hiçbir çıkış yolu yok. Birbirini e, hiçbir suretle e, yanaşmıyorlar. Her türlü e, olması gerekenler yapılmış. Ama yok o zaman ayrı. O zamana kadar elinden geldiği Allah ne diyor? Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Hikmetle, güzel öğütle ee, en güzel şekilde olabilecek en güzel şekilde hikmetle biz elimizden geldiği kadar teklif edeceğiz. Teklif edeceğiz, teklif edeceğiz. Artık dayanılmaz noktada tekfir edeceğiz. Yani eğer gerçek anlamda tekfir etmemiz mesela bir kişi geliyor alenen Allah'ın emrettiği yorum dışına çıkmış sapmış ve biz teklif ediyoruz uyarıyoruz güzel bir şekilde hikmetle sorular soruyoruz o ayetlerle hikmetlerle delilleri ortaya koyuyoruz geliyor hadi oradan diyor gidiyor insanları örnek veriyorum doğru yoldan çelmek için bir mücadelenin içine giriyor. O zaman dikkat edin bu adam şöyle 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 yamukları var. Ama bu adamın şu yamukları var deyip bu adam toptan yamuktur. Örnek bir sürü doğrusu da vardır. Bu adamın doğrularını da dinlemeyin. Bu adam yamuğun önde de Cehennemliktir. Yine bu zulümdür. Hayır. O, o yanlışlarını yani. insanların bilmesi için uyar. Kendisi düzeltmesi için güzel bir şekilde uyar. Ama onu da Allah'ın emri üzere kazanmanın, e, dinde kardeş olmanın e, ka şeyinde ol. Yani şeyin, isteğin, yani, e, yönelişin buna yatkın olsun. Yani daha uzaklaşayım, daha da ayrılayım, daha düşman olayım, daha... Bu şeytanın tavsiyesidir. Allah'ın tavsiyesi nedir? Fırsatınız bulduğunuz yerde Aralı, aranızdaki tarafları çözüp dinde kardeş olmaz. Bugün o kadar zıt gruplar var. Şu algıyla sadece şu algı beynimize yerleştirilse işte buna engel olan şey bir puttur. Bahsettiğim bu kendindeki putu taşla bak bin marifettir. Burada yine lazım. Bu algıyı değiştirmemiz lazım. Yani ben bir adamın yanlışını buldum. E, artık bu adam külliyen yani, bunu her türlü sayarım da atar, cehenneme de atarım da beş para etmez birini e, yapar, fırlatırım köşeye. Hayır, bu Allah'ın istediği değil. Ben o insan, o yanılgısından nasıl uyandırırım Allah'ın izniyle? Nasıl e, bu gerçek anlamda o şeytanın çektiği tuzaklardan onu e, Allah'ın izniyle nasıl kurtarabilirim o tuzaklara ona gösterip o tuzakların uyanması için ona nasıl bir katkı da bulunabilir Elbette kurtuluş Allah'ın elindedir ama sen mücadele verdiğinde Allah senin amel defterine giren bir sebepleri sene sana, sana yaz yazar Sevabını alırsın yani bir insanı, bak bir insanı kurtarmak, bütün alemi, bütün dünyayı kurtarmak diyor mu Rabbimiz? Bir nebze. Yaşatırsa kim? Yaşatmak nedir? Yaşamak, yedirip içirmek. Bu elbette ki Allah'ın emrettiği bu. Allah için yapılması gereken iyilikler sarp yokuşa geçmek için. Ama esas bir insanı yaşamak, oluşturmak ona hay olan Allah'ın hidayetine ona ulaştırma yolunda rol almaktır. İşte bu bir insanın gerçek nefse yaşam veren Allah'ın Elbette yaşamı hidayet veren Allah'tır. Burada biz o mücadeleyi istediğimizde Allah bize bunu, bu ameli bize, bu güzelliği bize lütfediyor. Evet buna sen sebep oldun, amelini alıyorsun. Yine o hidayet Allah'tandır, başarı Allah'tandır. Sen bir şey başardıysan o da Allah'tandır. Ama senin bu yönelişin, bu isteğin, bu duan, bu dua ile el başlar. Bu güzel ahlakın, samimiyetin sana inşallah ki kat kat mükafata dönüşme e, yoluna e, gel e, yolunu hazırladım Şimdi şöyle bir şeyle Allah'ın izniyle bitirelim. Allah'ı dün gece Allah yöneldim namaz e, namazımı kıldım. Biraz çok çok da yorgundum. Kıldım. Birkaç dakika uyuyayım dedim. Allah'a dua ettim ya Rabbi. E, uyanmamı e, lütfet uykuda kalıp sana yönelişimi e, mahrum etme çok şükür bir az bir geçti ama insan bir gözünü kapatmayı duyunca dahi bambaşka bir enerji hamdolsun kazanıyor. Allah bu nimeti bize ne kadar güzel bir nimet vermiş uyku dinlenme aracı kılmış kalktım ama aşırı derecede bir şey yorgunluk çöktü yani gözümü kapatsam az tembellikle pıt bayılıp gideceğim Allah'a sığındım, kalktım, abdestimi aldım. Ve subhanallah o şeyle beraber böyle güzel bir mükafat aldım. Onu size paylaşacağım. Yani güzel bir mükafat, bir güzel bir söz Rabbimiz bize. Toparlayamıyordum. Bir önceki gece e, yazmaya çalıştım. Hatta yani tam uyku sersem miydim? Yazamadım, sildim. Düşün yani yarısını belki yazmıştım. Sonra hamdolsun Rabbimiz güzel bir toparladı e, toparlattı. Bunu Allah'ın izniyle tamamlayalım. Allah'ı öyle çok e, hamd ve övgüyle e, kalbiniz ve diliniz ile öyle çok kalbinizi ve dilinizi Rabb'inizi hamd ve övgüyle e, anmayı ve üzerinizde her şeyin olduğu gibi sizin de üzerinizde ol, e, hakim olduğunu e, takdis etmeyi ...kalbinize ve dilinize öyle bir alıştırın ki... ...bir an şeytanın e, hilesi, bir takım nefsani duygular... ...bir an gaflete düştüğünüzde, Rabbinizi anmayı unuttuğunuzda... ...o alışkanlıkla beraber, kalbinizin o e, haliyle beraber size desin ki... ...bu sefer ey akılsız, Allah'ın rahmetini sen e, neden bırakıp zahmete tutuyorsun. Sen Allah'ın e, nurunu neyini sevmedin de e, sen e, zillete e, yöneliyorsun ve kendini çıkmaza karanlığa boyuyorsun. Bu haseple Rabbimizi sürekli tam anlamıyla ana, analım kalbimizi, dilimizi bunu bir bütün hale getirelim. Üzerimize hakim olduğunu asla unutmayalım. Ve onun razı olmadığı işlerden bir yani ölüm artık grip, virüsten hasta ve ölmek üzere ölümcül bir virüse yakalanan ve hastalık daha ölüm döşeğinde olana nasıl yanaşırsın? <laughs> Yanaşamazsın değil mi? Yani bir ihtiyaç halinde korunun Tüm koruma malzemeleriyle beraber. Bu Allah'ı unutturan herhangi bir iş. İşte o virüs var ya. Ölüm adamı öldüren o virüs. yaklaştığın gibi yaklaşmazsan o seni alır ve her seferinde bunu yaparsa seni e, öldürmesi imanını iman ölümde gerçek ölümden e, eğer tekrar kazanılmazsa ki bilerek kaybetmeyi göz alanların bunu kazanması asla kolay değildir e, bilmeden e, yanılgıya düşenlere göre bu iman ölümü ve bu artık bu, bu bunun üzerine ölürse gerçek ölümden trilyon kat daha Büyük bir kayıptır bir insan için. Yani kalbin, aklın, hayatın her şey tamamen zaten insan duygusaldır. Zaten insan düşüncelerine zihinsel iç dünyasında yaşadığına göre dünyaya bakar. Bütün hayatın değişir ve rahmetten zahmete düşersin. Gazaba, çileye, karanlığa boğulursun. Ama iman, hidayet, kalbinde nur olup parladığında dünyayı adeta kalbindeki ışığın yansımasıyla yani kalbi sönük bir insan düşünün bir karanlık bir yerde bir insanı bakanla, aydınlık bir insan bir yere bakan insanın hali gibi kalp aydınlıksa nur varsa içinde dışarıyı aydın o mana alemini apaydın görüyorsun ama <laughs> burada hidayet nuru yoksa o mana alemi karanlıktır. Işık yok yani bu düğmenin çalışması lazım. Bu da işte Allah diyor ya, biz e, o gerçek iman sahipleri kim? Akrabaları, yakınları, kardeşleri, eşleri, çocuklar kim olursa olsun. Allah'a ve Resulüne iman eden bir topluluk, bir kimse bunların en yakını dahi Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlere zerre sevgi beslemezler bulamazsan öyle bir şey. Allah diyor ve onları katlan bir ruhla destekledi. Önünde e, önlerini aydınlatan bir hidayet onlara ihsan etti. İşte bu hidayet için bizim putları putları baltayla dalmamız parçaladıkça parçalamamız lazım. Bunun için Allah'ı unutturan, bak Allah'ı unutturanlara dikkat edin. Bunlar bizim birinci derece düşmanlarımızdır bunlara sürekli yani alışkanlıklar gerçek anlamda hayatımızın en büyük parçalarıdır biz bu alışkanlıklar adı üstünde bu video alışkanlıklar hayatımızın kendisidir o bir tane video çekmiştim alışkanlıkla ilgili orta süreli mutlaka ona bakın yani biz adı üzerinde alışkanlık bir süre yaptığımızda bugün Allah'ın hepsini terbiye etmek için bin bir bütün nimet vermiştir, yol göstermiştir. Oruç bunlardan biridir. ibadet. Bütün kalbine Allah'a yönelmek buna bunlardan bir de zikir. Daima Allah'ı hatırlamak ve takdis etmek üzerine daha hakim olduğunu. Bunlar hepsi bunun içindir. Biz bir süre o zorluk aşamasını katlanacak, Allah'a güvenecek, yardım isteyeceğiz. Allah'ın ya rahmet edip yardım ettiği bir iş, yardım ettiği bir şey artık zorluktan çıkar. E, göklerin ve yerin hakimi Allah eksiklikten münezzehtir. İşte bu e, Hatem-i Nebi geldi gitti yanılgısı neden bir tanesi işte gruplaşmalar, işte dininin içerisine ne oldu belli olmayan nice yığında Resul adına uydurulan, açık bir şekilde açık, e, uyduruldu, açık olan nice bilgileri Allah'ın dini yerine koymak. Yani sayılacak bir sürü şey var. Bildiği halde ibadetlerine gereğince yönelmemek. Bildiği halde bildiği halde iyilikleri aksatmak, yapmamak. Bildiği ve yapmadığı şeyler ve öğrenmesi gerekirken kendini cahil bıraktığı, kaçması gerekirken kendine maruz bıraktığı, bugün ne kadar çirkin diziler, filmler, programlar, boş sohbetler, yalanlar ne kadar insanın bozan, tıkayan aklını, hayatını perişan eden haller var. Hele o ahlaksızın ahlaksızı önde giden yollar, o şeyler, görseller, videolardan söz dahi etmiyorum. Sen bunların peşine düşersen elbette ki rahmet sana senden uzaklaşır, hidayet senden uzaklaşır, Kaflet ve sapkınlık senin eşeğine gelir. Ve artık e, büyük savaşlar, çok büyük savaşlar kapıda. Yani Allah'ın nurunu tamamlamaktan başkasını elbette dilemiyor. Siz tamamı, e, insanların tamamı bu dün değerini bilmezseniz, Allah sizi yok edip yerinize yenisini getirmek bana güç değil diyor. Allah saburdur Allah'ın vakti çok. Vakit Allah için problem değil. Bunu insanın oğlu kendisi için vakit esastır. Bugün kaçırdığı gün kaçmıştır, geri getiremez. İnsan onu nasıl hala aksatır belli olduğu halde nasıl gerçeğe yönelmez? Ya siz nasıl harbine Resulünüzü size geleni tanımadınız mı? Yani tanıyıp da bugün başka yine aklının içerisindeki o ezber blokları, yine o putlara takılanlar bilin ki cennet yolunu tıkayan o koca kayalardan, putlardan kurtulmazsanız Nasıl ulaşacaksınız cennete? Allah gerçek anlamda bizi kurtuluşa erdirecek olan, yani biz bu algı dedik ki sarp yokuşu geçmek, yani Allah'ın rızası için iyilik yapmak ve ihlaslı olmak, temiz kalbimizle bütün yüreğimizi Allah'a yönelmek, Allah'ı çok hatırlamak, Allah için, Allah'ın rızası için hayırlar yapmak, e, özellikle ihtiyaç sahiplerine bu e, ihlası gösterdiğimizde Rabbimiz bizi kapıları açtığında gerçekten Allah'ın yardım ettiğine hiç kimse saptıramaz. Hiç kimse yoldan çıkaramaz ama Allah'ın yardımsız bıraktığını artık kim doğru yolu gösterebilir ki? Hakimiyet yerde ve gökte, dünyada ve ahirette daima ancak Allah'ındır. Allah'a bu dünyadayken vaktimiz, imkanımız, fırsatımız varken kendi isteğimizle Allah'a evet hakimiyet senindir, evet kudret sensin, evet güç senindir, evet her şeyi bilen sensin. Ben senin kulunum, beni rızan içerisinde yaşat. Rahmetinle bak. Bunu bu dünyada kendi hür irademize kabul etmiyorsak artık e, zorunlu olarak yakalanan artık acele geldi, yakalandı, hop hesaba çekilecek. Zorunlu olarak bunu e, kabul etmek zorunda kalanlar fayda yoktur hiçbir suretle. Bu yüzden bu dünyalık yani dünya hayatında size verilen her şey o ne varsa yani hepsi bir faydalanmaktır, bir süstür. Yani hiçbir suretle bir kalıcılığı yoktur. Ama Allah'ın katında elde edilen kalıcı, kalıcı olandır. Yani az bir menfaat Rabbimiz soruyor bu dünyada Az e, Allah'ın güzel bir vaat verdiği ve ona ulaşan hidayet üzere imanla Allah'ın vaat ettiği o güzelliklere ulaşan ile az bir faydalanıp bu dünyada sonra yakalanıp hesaba çekileceğin kişinin aradaki farkı ölçün ve Allah'a ona göre.